Güzel bir söz var bilirsiniz. Hiç kimse görmek istemeyenden daha kör olamaz. Allahu Teala'nın öyle nimetleri, mucizeleri var ki, işte onlardan bir tanesi. İki denizin birbirine karışmadığı mucizevi bir yer. İki denizi birbirlerine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu, Rahman Suresi 19 ve 20. ayette böyle buyurmuşlardır. Evet, ayetin ifadesi akıllara durgunluk verecek bir tarzda. Zira ayet-i kerime onca fırtına ve dev dalgalara rağmen denizlerin birbirine karışmadığından haber vermekte. Halbuki bırakın dalgalı denizleri, bir çay bardağında bile iki farklı sıvıyı karıştırmadan bir arada tutmanız neredeyse imkansızdır. Denizaltı araştırmalarıyla ün yapmış Fransız bilim adamı Kaptan Cousteau, denizlerdeki su engelleriyle ilgili yaptığı araştırmaların sonucunu şöyle anlatmaktadır. Bazı araştırmacıların farklı deniz kütlelerini birbirinden ayıran engellerin bulunduğuna dair ileri sürdükleri görüşleri inceliyorduk. Çalışmalar sonucunda gördük ki Akdeniz'in kendine has tuzluluğu ve yoğunluğu var. Aynı zamanda kendine has canlıları barındırıyor. Sonra Atlas Okyanusu'ndaki su kütlesini inceledik ve Akdeniz'den tamamen farklı olduğunu gördük. Halbuki Cebeli Tarık Boğazı'nda birleşen bu iki denizin tuzluluk, yoğunluk ve sahip olduğu hayatiyet açısından eşit veya eşite yakın olması gerekiyordu. Oysa ki bu iki deniz birbirine yakın kısımlarda bile ayrı yapılara sahiptiler. Bunun üzerine yapmış olduğumuz araştırmalarda bizi şaşkına çeviren bir durumla karşılaştık. Çünkü bu iki denizin karışmasına birleşme noktasında bulunan harika bir su perdesi engel oluyordu. Aynı türden bir su engeli 1962 yılında Alman bilim adamları tarafından Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendeb Boğazı'nda da bulunmuştu. Daha sonraki incelemelerimizde farklı yapıdaki bütün denizlerin birleşme noktalarında aynı engelin bulunduğuna tanıklık ettik. Evet, Kaptan Cousteau'yu şaşırtan bu durum, denizlerin birleşmesine rağmen suların karışmaması durumu Kur'an-ı Kerim'de bundan asırlar önce zaten söylenmiştir. Çıplak gözle algılanamayan ve suyun algılanan özelliklerine ters gibi gözüken bu özellik, bundan 14 asır önce Arap Yarımadası'nın denizcilikle hiç ilgisi olmayan insanlarına açıklanmıştır. Şüphesiz bunda düşünen insanlar için büyük bir ibret vardır.